Poliklinklerde çok sık karşımıza çıkan sorulardan bir tanesi, herhangi bir sorunu olmayan çocuklara balık yağı ya da işte vitamin desteği başlanması gerekir mi şeklinde yöneltilen sorular oluyor. Eğer çocuğunuzun bir rahatsızlığı yoksa, bir metabolik rahatsızlık olur, bir kafa içi herhangi bir beyinle ilgili sorun olur, bu durumda elimizden geldiği kadar destek vermek amacıyla balık yağı kullanıyoruz. Fakat eğer bebeğinizin herhangi bir sıkıntısı yoksa, ilk 1 yaşa kadar yeterli miktarda D vitamini kullanmışsanız o yaştan sonra balık yağı kullanmanıza gerek yok. Balık yağının içerisinde biliyorsunuz 400 bin ünite miktarda genelde D vitamini de bulunuyor. O açıdan da aslında önerilebilir bir şey ama önermiyoruz arkadaşlar. Eğer zorda kalmıyorsanız önermiyoruz. Balık yağlarında da marka model söylemeyeceğim ama büyük bir çoğunluğunda şunu söyleyebilirim. Ağır metal var. Ağır metal dediğimiz şey özellikle okyanustan çıkartılan büyük balıklarda olan ve artık bu çevre kirlenmesi nedeniyle güvenli bir besin alma isteğimizi resmen kursağımızda bırakan bir durum. Dolayısıyla alacağınız oradan buradan herhangi bir balık yağı ile zarar görme ihtimaliniz çok daha yüksek. Ben bu örneği hep vermeye çalışıyorum ama biz insani bilgiler yani kendi vücudumuz, bedenimiz, çalışma prensipleri hakkında 1000 sayfalık bir kitabız. Bu 1000 sayfalık kitabın henüz tıp bilimi bir sayfasının yarısını dahi öğrenebilmiş değil. Baktığımız, öğrendiğimiz veya öğrenmeye çalıştığımız şeyler, tahmin etmeye çalıştığımız şeyler çok geniş, çok ayrıntı. Biz yarım sayfalık bilgiyle bize bu metaller zarar vermez, fazladan kullanacağımız ilaçlar zarar vermez, toksik maddeler, metaller zarar vermez diyemiyoruz. Diyen varsa da biraz fazla ahkam kesiyor, biraz fazla uçuyor demek. Şimdi mümkün olduğu kadar doğal yaşamı destekleyin. Doğal bir şekilde yaşayın. Saçma sapan, gereksiz vitamin, mineral bilmem ne katkı maddelerinden uzak durun. Çünkü multifaktöriyel dediğimiz hastalıklar var. Kanser var, şeker var, tansiyon var, kolesterol var, depresyon var, hiperaktivite var. Yani var var var. Yüzlerce hastalık var. Multifaktöriyel diyoruz çünkü tam olarak hastalık oluşturan şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece yorum yapıyoruz, sadece fikir beyan ediyoruz ama kesin emin olduğumuz bir şey yok. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar doğal bir şekilde beslenin. Eğer çocuğunuzda ciddi miktarda kafa içerisinde bir sıkıntı varsa ya da bu bazı hastalıklar var. Onlar doktorunuz zaten söyler size kullanmanız gerektiğini. Ya da bir metabolik hastalığınız varsa kullanın. Ya da vücudunuzda olan herhangi bir hastalık için doktorunuz önermiştir kullanın. Ama durduk yere kafanıza göre D vitamini haricinde ilk bir yaşta D vitamini olmazsa olmaz herhangi bir vitamin kullanmayın. Son sözümüz bu olsun. Eğer kafanızda kalan bir şey olursa alt tarafa yorum olarak paylaşmayı, bu videoyu eğer beğenmişseniz ve insanlara yararlı olacağını düşünüyorsanız paylaşmayı unutmayın. Bay bay.